Merhaba arkadaşlar. Bir dünya masa programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün benimle beraber Neşeli Postacı Tavşan hikayesi var. Hmm, tavşanlardan postacı olur mu diye bir düşündüm ben de ama elbette ki hayvanlar arasında da bir postacı olması gerek değil mi? Yoksa mektuplar nasıl gidip gelebilir? Bakalım bizim postacı tavşanımız neler yapıyor? O gün tavşancığın doğum günüydü. Tavşancık sulu havuçlar toplamak için sabırsızlanıyordu. Dışarı çıkınca gökyüzünde uçan postacı baykuşu gördü. Yere mektup zarfları saçılmıştı ve üzerlerinde tavşancığın arkadaşlarının adresi vardı. Tavşancık mektuplarını düşürmüşsün diye seslendi ama baykuş onu duymadı. O sırada tavşancığın aklına harika bir fikir geldi. Mektupları ben götüreyim diye düşündü. Bir günlüğüne postacı tavşan olmak çok eğlenceli olur. Böylece tavşancık zıp zıp zıplayarak farenin evine doğru yola koyuldu. Fare deliğinin önünde mektubunu bulan fare heves tezarfa açtı. Baykuş onu tavşancığın sürpriz doğum günü partisine davet ediyordu sen çiçekli ormanın en güzel giyinen hayvanısın diye okudu fare. Lütfen özel giysilerini giyip partiye gel. Fare elbise dolabını heyecanla açtı ve tüm çekmecelere tek tek baktı. Özel günlerde kullandığı papyonunu ararken en güzel kıyafeti bulup partiye nasıl yetişeceğim diye düşünüyordu. Ardından sincap da davet mektubunu aldı ve heyecanla okudu. Sen çiçekli ormandaki en iyi aşçısın. Tavşancık partisi için meşhur doğum günü pastalarından birini yapar mısın lütfen? Gözleri gururla parlayan sincap hemen işe koyulu. En sevdiği kapta malzemeleri karıştırırken Hii, Tavşancık bu havuç kremasına bayılacak dedi. Bu sırada tavşancık zıp zıp zıplayarak şapkalı mantar vadisinden geçip kirpinin evine ulaşmıştı. Seni ormanın bu tarafına hangi rüzgar attı diye sordu kirpi. Baykuş mektuplarını yuvamın önünde düşürdü diye açıkladı. Bu sana gelmiş. Buraya kadar getirdim Kirpi aceleyle mektubu aldı. Baykoş davet mektubunda Kirpi'den partiye hediyeler getirmesini rica ediyordu. Çünkü Kirpi hediye paketleme konusunda çok iyiydi. Elimde tam da buna uygun bir şey var dedi Kirpi sevinçle. Gidip en güzel paket kağıtlarını ve özel kurdelileri getirdi. Güneşte yürümekten sıcaklamaya başlayan tavşancık, börden vadisine uğradı ve patilerini suya sokup serinledi. Porsuğun evi derinin tam karşı kıyısındaydı. Çakallı köprüden zıp zıp zıplayarak porsuğun mektubunu vermeye gitti. Tavşancık yeniden yola koyulurken, porsuk zarfın içine baktı ve mektubu yavaşça okudu senin evinde her zaman çok güzel süsler var diye yazıyordu. Lütfen partiye o güzel süslerden getir. Porsuk biraz düşündü ve gülümsedi. Partiye kimsenin hayatına görmediği kadar güzel balonlar götüreceğim dedi. Rengarenk ve parlak balonlardan o kadar çok şişirdi ki bütün oda balonlarla doldu. İşte oldu. Ay dedi nefes nefese kalan porsluk. Tavşancık mektupların hepsini teslim etmişti. Güne bakan çayırında zıp zıp zıplayarak yuvasına döndü. Kapının önünde daha önce fark etmediği bir mektup vardı. Tavşancık doğum günüm için tebrik kartı diye haykırdı. Hatta bu akşam onu sihirli mantar meşede büyük bir sürpriz bekliyordu. Kim göndermişti acaba? Kıyafetini seçmek için içeri girerken... Tavşancık sihirli ihtiyar meşeye gittiğinde gözlerine inanamadı. Karşısında üst üste yığılmış hediyeler ve leziz yiyeceklerin bulunduğu bir masa vardı. Arkadaşlarının hepsi oradaydı. Kafalarına parti şapkaları takılmış. Sürpriz diye bağırdılar. Tavşancık kıkır kıkır güldü. Ben kendi doğum günü davetiyelerimi mi dağıttım yani diye sordu. Tepesindeki dala konmuş postacı baykuş guk diye ötüp ona başını salladı. Davetiyeleri yanlışlıkla düşürdüm ama senin onları teslim edeceğini biliyordum. Çünkü sen çiçekli ormanın en nazik tavşanısın. Tavşancık pastasından bir ısırık aldı ve "Bu gelmiş geçmiş en güzel sürpriz" dedi. Ertesi gün tavşancık böyle muhteşem bir sürpriz planladıkları için arkadaşlarına teşekkür etmek istedi onlara çok özel bir mektup yazmaya karar verdi. Ve yazdıklarını yüksek sesle okudu. Teşekkürler. Muhteşem arkadaşlarıma. Şahane doğum günü partim için hepinize teşekkür ederim. Müthiş bir sürprizdi. Sincabın yaptığı pasta lezizdi. Fare papyonuyla harika görünüyordu. Sihirli ihtiyar meşe porsun süsleri sayesinde göz alıcı olmuştu. Kirpi'nin paketlediği hediyeler de çok güzeldi. Bu sürprizi planlayan postacı Baykuş'a özel olarak teşekkür etmeliyim. Eğer tatil yapmak istersen bir günlüğüne daha postacı tavşan olmaktan mutluluk duyarım. Kucak dolusu sevgiler tavşancık. Hikayemizin sonuna geldik. Arkadaşlarımızın doğum gününü kutlamak, onlara değerli hissettirmek biz arkadaşların en büyük görevlerindendir. Onları değerli hissettirip en yetenekli, en iyi olduğumuz işler onları mutlu etmeyi unutmayalım. Hoşça kalın.